Önce mayınlar tespit edildi, ardından SAS timleri bölgeye sevk edildi. Geçtiğimiz ay Ukrayna'dan İstanbul Boğazı ve İğne Adacıklarına kadar gelen mayınlar işte böyle imha edildi. Milli Savunma Bakanlığı, mayınların imha edildikleri anlara ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Karadeniz'den sürüklenen mayınlara karşı önlemlerini sıkılaştırdı. Deniz karakol uçağı, helikopter, insansız hava aracıyla havadan gerçekleştirilen mayın gözetleme faaliyetlerine, denizdense mayın avlama gemisi ve karakol gemileri destek sağlıyor. Şu anda mayınların tespiti için personelimizle hassas gözlük ve sistemlerimizle detaylı arama yapıyoruz. Personel ve materyal emniyeti için tüm tedbirlerimizi aldık. Mayın timimiz her an göreve hazır bekliyor. Mayın avlama gemileri, sonar sistemleri ve insansız sualtı araçlarıyla mayınla mücadele konusunda önemli görevler üstlenirken, mayınların tespitinde hafif otonom sualtı cihazı da kullanılıyor. Savaş Harekat Merkezi personelimiz, gemimizin sahip olduğu gelişmiş sonar ile tespit ettiği mayınları incelemekte, değerlendirmekte, daha sonrasında ise sualtı cihazımız ile veya mayın harbi dalgıçlarımız ile teşhis etmektedir. Mayının tespitinin ardındansa imha görevi için sıra SAS timlerine geliyor. SAS komandoları Mavi Vatan'ın her noktasında karşılaşılabilecek, deniz mayınlarını etkisiz hale getirebilecek hazırlık seviyesindedir. Mayının tespit edildiği bölgenin özelliğine göre gemiden veya helikopterden indirilen timler ilk olarak emniyeti sağlıyor. Bölge emniyetinin alınmasının ardından SAS timleri mayınları böyle imha ediyor. Bakanlıktan yapılan açıklamada mayınlar tespit ve teşhis sonrası büyük bir titizlikle imha ediliyor denildi.